Şebnem Sönmez, oyuncu Şebnem Sönmez telefon attığımızda. Sayın Sönmez merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhabalar, nasılsınız desem saçma olacak herhalde, çok üzgünsünüzdür. Yani bir belki de bir saldırı ve karartma girişimi nedeniyle kuşkusuz herhalde günlerdir alanları dolduran milyonlar gibi bizim de öfkemiz, kızgınlığımız var. Tabii ki sizler de sürekli alanlardasınız ve aynı duygu ve düşüncelerle bir yayıncılığı da sürdürdük. Neler söyleyeceksiniz efendim? Benim duyduğum, aslında size bir soru soracağım. Hayat TV'nin kapanmasının gerekçesini yayın lisansının olmadığı gerekçesiyle öne sürülmüşler. Doğru mu? 15 gündür yayın yürüttüğümüz yayın faaliyetinin yürüttüğümüz yayının yine daha önce verilen kimi televizyon kanallarına verilen para cezası verilmek istendi. Evet. Ancak RTÜK lisansının karar aşamasında olduğu ve RTÜK tarafından bize verilmeyen henüz bu lisans nedeniyle bu cezanın verilemediği ve bundan dolayı da TürkSat'a bu konuda bir talimat verildiği, bu şekliyle anladım. Özetleyebiliriz. Anladım. Şimdi daha iyi anladım. Ama her ne olursa olsun tam da ülkenin böyle bir durumda yaşadığı günlere baktığımız zaman hepimiz aynı baskı, aynı diretmeler, aynı engellemeler içerisindeyiz. Siz başından beri çok doğru, çok hakkaniyetli, adaletli ve duyarlı yayınlar yaptınız. Hepimiz buna şahidiz. Tam da böyle bir vakitte eğer Hayat TV'nin böyle bir sorunu olsa dahi durdurulması gerekir. Bunu iyi niyet olarak görürdüm ama şimdi bu kadar güzel, bu kadar bu ruhun, gezi ruhunun yanında, halkın, adaletin, hakkın, özgürlüğün yanında yayın yapan bir kanalın kapatılmasında ben iyi niyet görmüyorum. Ama biz neler gördük hep beraber. İnşallah bunu da hep birlikte atlatırız diyorum. Hepinize geçmiş olsun. Evet. Bütün basın çalışanları sizler için kucağımız, sevgililik her zaman açık. Ne zaman o yayın açılırsa biz de orada olacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Evet, çok teşekkürler Sayın Şebnem Sönmez. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Hepimize sevgiler, hoşçakalın.